Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in estağfirullahal azim ve etûbü ileyh. Hadis-i şeriflerden kıssalarını sizlere bazılarını okuyayım seçtiklerinden. Diyor ki sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hassinu amvalakum biz zekat, mallarınızı zekatla hıssınlaştırın. Hıssın eskiden kullanılırdı. Kala demektir arkadaşlar. Hisar, hıssın, kal'a, bunlar Arapça bizde hala kullanılan kelimeler. Hassinu kalalaştırın, yani kalenin içerisine dışarıdan düşman saldırınca girer kapılar örterler ya, koruma altına alırlar. İşte mallarınızı böyle koruma altına alın biz zekatı, zekat ile. Ve davu marzatum bir sadaka, hastalıklarınızı da sadaka vererek tedavi ediniz. İşte size bir tıp şekli. Ve davu tedavi ediniz marzatum marizlarınızı. Eskiden maraz ve mariz kelimeleri kullandı. Ne ile marazlarımızın? Bir sadaka ile. Arkadaşlar, Peygamber Efendimizin elbette ki tıbbı var. Allah hangi derdi yaratmışsa devasını da yaratmıştır. Araştırın bulun diyor, tedavi olun diyor. Doktor olmayan yerde yaşamayın gibi böyle hadis-i şerifler var. Yani tıbbi ilaçla yapılan tedavi var. Bir de manevi tedavi var. Bu manevi tedavi burada sadaka diyor. Başka yerde dua, başka yerlerde de Kur'an okumakla vesaire geçiyor bunlar. Hatta iyi insanların arasında bulunmak bile bir tedavi şeklidir. Efendim bunu uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Başınız ağrır, dişiniz ağrır, yorgunsunuz, bunalımdasınız ama o gün sohbet günüdür. Biz bismillah hele şeytanın kulağını sardığı gelirsiniz. Orada ne yaparız ya bu hastalıkla dersiniz ama gene de gidersiniz sohbete, dipdiri gelirsiniz biiznillahü teala. Bunu kaç defa yaşamışsınızdır. Sadakalar da böyledir. Ve a'iddu lil belâi eddua, belalara karşı da dua ile hazırlık yapınız. Mani'uz zekati yevmel kıyame finnâr. Mani'uz zekati, zekatı men eden yevmel kıyame, kıyamet gününde finnari, ateştedir. Nar ateş demek ama cehennem ateşi. Cehennem diye biz tercüme ederiz. Tamamu İslamikum, sizin İslamiyetinizin tamamlığı eda'uz zekati, zekatı edadadır. Zekat verilmemişse İslamiyet tamam değildir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz savaş açmakta haklıdır. Ma nakasat zekatun min malin, bunu da sadukul masluk Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ne diyor? Ma nakasat, asla noksanlaştırmaz. Zekatun, zekat min malin, maldan. Şimdi aklı gözünde olan adam diyecek ki ya 40 tanesinden bir tanesini şöyle ayırıp veriyorsun. Geriye kalıyor 39. Bu nasıl efendim? 90'laştırmaz. İşte 90'laştırmaz efendim. İnne sadakate la tezidü lilvali illa kethre, sadaka çoğaltmaktan başka bir işlem yapmaz bana. İnna sadaka, hiç şüphesiz ki sadaka la tezid, ziyadeleştirmez illa elmale, malı illa kesre, ancak çoğaltmakla ziyadeleştirir. Mani'uz zeka, zekatı men eden yutavvaku bi şüca'il esved, kapkara boynuzlu büyük yılanların boğazına toplanarak, dolanarak sokmasıyla cehennemde bir yandan yanarken bir yandan da öyle cezalandırılır. Men salla salaten, kim namazı kılar da ve lem yueddiz zekate, zekatı eda etmezse fela salate leh, namazı da yok. Bir de okuyayım bunu. Men salla salaten, kim namazı kılarsa, salla salaten ve lem yueddi, eda etmezse, bunlar hep Türkçeleşmiş. Ah şu uydurukçacılar dilimizi bozmasalardı bu kelimelerin çoğunu sizler de bilirdiniz. Kalıbı sigası hariç. Ve lem yueddi, eda etmezse ezzekate, zekatı, namazı kılıyor, zekatı vermiyor. Fela salate leh, onun namazı da yok. La yakbalullahul imane ve salate illa biz zekati. Bu da daha müthiş. La yakbalullah, Allah kabul etmez. El imane, imanı kabul etmez. Ve salate, namazı kabul etmez. İlla, ancak kabul eder biz zekati, zekatla beraber olursa. Zekat yoksa namazda yok, imanda yok. Anlamı çıkıyor. Bunlar korkutma ifade eder arkadaşlar. Bizim mezhebimize göre kısa bir açıklama yapayım. Bu ve benzeri namaz bahsinde anlattık. Şimdi burada anlatmamız uzun gider. Bu hadis-i şerifler Tevbe suresinin ilk sayfasındaki, en alttaki ayet-i kerimeler, onlarla ilişkilendirerek anlatıldığı zaman namaz kılmayan, zekat vermeyen insanların açıkça dinden çıkacağını ifade eder. Namaz kılma bahsinde bunları anlatmıştık dedi. Men tereke salata mutaammiden fakat kefere. Taammüden, kasıtla, bilerek namazı terk eden hiç şüpheniz olmasın kafir olur diyor Peygamberimiz. Şimdi buradaki hadis de aynı şeyi söylüyor. Hanefi uleması burada yorum getiriyor arkadaşlar. Diyor ki neredeyse kafir olacaktı. Manası çıkarırız biz buradan. Zekatı vermez, namazı kılmazsa ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa çok büyük günahkardır. Hatta yeryüzünde özgür bir insan olarak gezip tozmasına izin verilmez, tutuklanır, eziyet edilir, namaz kılıncaya kadar, dersimiz zekat, zekatı verinceye kadar. Oruç bahsine geldiğinde o zaman da anlatmıştık. Oruç da bu üçlüye dahil. Ne zaman namazı kılarsa tutuklamadan bırakılırlar. Bu bizim mezhebimiz. Fakat Şafii ve Malikiler namaz kılmazsa, zekatını vermezse boynu kılıçla vurulur ama Müslüman olarak ölmüş kabul edilir, cenazesi yıkanır, kefenlenir, Müslüman mezarına gömülür. Geri hangi mezhep kaldı? Hanbeliler hadis usulünde çok serttirler. Hanbelilerin imamı kimdir? Ahmet bin Hanbel. Kitabının adı Müsned. İçerisinde 40.000 küsür hadis-i şerif. Yani bizim hadis kitaplarımızın en büyüğü İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsnedidir. Oğlu Abdullah'ın ilavesiyle beraber elimizdedir. Bu kitap çok işlenmiştir. Son asırda fıkıh bablarına ayrılmış. Bu her sahabinin anlattığı hadisleri sahabi adıyla. Bir sahabi kaç tane hadis anlatmışsa hepsini alt alta müsned diye bu tür eserlere derler. Bunun okunma zorluğu var, araştırma zorluğu var. Son devirde Mısır'da yetişen bazı allameler bu hadislerin hepsini hallaç pamuğu gibi savurdular. Fıkıh bablarına yerleştirdiler. Aslan gibi bir de üstüne geniş şerh yaptılar. Artık bilmiyorum son cilt 50 cilt oldu mu, 40 cilt oldu mu? El-Fethur-Rahmani adı aklımda yalnız kalmadıysa. Bizim kütüphanemizde maalesef yok. Bunu niye söylüyorum? Bu imama dikkat çekmek istiyorum, usulüne. Bu hadiste bir imam mıdır yoksa fıkıh mezhebinde de bir imam mıdır tartışma görmüş. Bizim büyük müfessirimiz, büyük tarihçimiz aynı zamanda bir mezhep sahibidir ama arkasından gidenler kalmamış. İmam Taberi onu fakih kabul etmez, muhaddis kabul eder. Böyle dediği için de fanatik taraftarlarından çok büyük dayak yemiş camiden, evine koma halinde götürmüşler. Devlet başkanı da böyle kavgalara niye sebep oluyorsun diye camiye de konuşma yapmasını yasaklamış. O da evinden dışarı çıkmamış ondan sonra. Bütün zamanını, bekar da bir adamdır, ilme harcamış ve bize elhamdülillah iyi ki o dayağı yemiş demiyoruz ama öyle kitaplar bırakmış ki tefsir, tarih, başka kitaplar. İmam Taberi, meşhur Taberi'miz yani bizim. Öyle der, o der, hadis imamıdır, fıkıh değildir der. İşte böyle diyecek kadar fıkıh. Ona bir soru sorarlardı, fetva vermez, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye konu hakkında bir hadis olurdu. Çok güzel bir şey aslında. Fakat bu mübarek mezhebin alimlerinin İmam-ı Azam'daki gibi hadis metinlerinin illetlerini tespit, kıyas yapma benzerleri, yeni hükümler oradan formüle etme, bu tarafları biraz zayıf kaldı. Dolayısıyla hadis-i şerifin metnine sadık ve serttirler. Bugün haksızlık yapar mıyız bilmiyorum ama şu dünyada El-Kaide vesaire cihad eden Müslümanlar o mezhebe bağlı oldukları için biraz sert gidiyorlar. Biraz böyle tekfir hususunda da cesur ve bizi ilgilendiren bir tarafı da tasavvuf ve tarikatlara da pek sıcak bakmıyorlar. Arabistan kaynaklı bu düşünce. Aslında temele giderseniz mezhebin bir özelliği. Yani naslara fevkalade önem verir, lafzına dikkat ederler. Pek akıl, zey, iştihat tarafları yok. Şimdi o diyor ki bu kadar lafı şunun için söyledim. Niye peygamberin lafını eğip büküyorsunuz, söylemediğini söyleyip büküyorsunuz, sevgili peygamberimize diyorlar. Demiş midir o men tereka salaten mutaammiden fakat kefere? Taammüden bile bile kasıtla namaz kılmayan muhakkak kafir olur dedi mi? Dedi. Size ne? Yok şöyle demek istediği, yok böyle demek istediği yorum getiriyorsunuz diye bize kızıyorlar. Hiç yoruma gerek yok. Gavur olmuştur. Boynu kılıçla vurulur. Gavur mezarına da atılır. Müslüman değildir diyorlar. Zekat vermeyen de öyledir. O ifadelere göre. Değerli kardeşlerim, o yüzden ya işte zekat vermek. Biz bunları bir zaman o notlarımız ayet zekat üzerinde bir aydan fazla Cuma vaazlarında konuşmuştuk. Bir Müslüman geldi karşıma böyle. Ben bittim hocam dedi. Ya bunlar biz zekat vermenin farz olduğunu biliyorduk ama dinin böyle bir emri olduğunu bilmiyordum ben. Yıllardır zekat vermedim. Ne yapacağız? Vereceksin. Ağlayarak gitti. Epey bir müddet sonra karşılaştık. Hocam dedi, malı hesap ettim, zekatı hesap ettim. Elimdeki malın hepsini versem olmuyor. Bir yandan kazanıyor, bir yandan zekatını veriyorum. Olur mu? Olur dedi. Karşılaştıkça bazen söyler. Kazanıyorum ve oradan bol miktarda zekatlarımı düşmeye çalışıyorum diyor. Yani biz zekatın önemini bilmiyoruz. Bir de zekatı veren açısından, zekatı alan açısından, zekatın toplumu, zekatın iktisadi hayata getirdiği dinamikler var. Şimdi zamanımız gelen bizim doluyor. Anlatamıyoruz bunu ama